Merhaba. Bu videoda sizlere Custom Property ile uygulamada bir özellik tanımlayarak bu özelliği yetkilendirme süreçlerinizde bir yetki grubu oluşturmak için nasıl kullanabilirsiniz bunu anlatıyor olacağım. Custom Property ile özellik tanımını yönetim konsolu altında Custom Property menüsü içerisinden tanımlayabilirsiniz. Create New diyerek yeni bir özellik tanımlıyorum. Örneğin diyelim ki departman adında bir özelliğimiz olsun. Bu özelliği hangi menülerin altında kullanacaksak onları seçiyoruz. Streams ve Users seçiyorum. Bu kısımda ise bu özellikle ilgili tanımları veriyoruz. Örneğin İK departmanı ve destek departmanı tanımlıyorum. Daha sonra apply ediyorum. Şimdi ise streamlerin içerisinden İK ve destek stream'i tanımlayarak bu özelliği o streamlere veriyor olacağım. İlk olarak İK stream'ini tanımlıyorum. Research filter kısmında bu özelliği stream'in departman özelliğini seçerek user'ın da yine bu departmana eşit olması durumunda bu koşulun, bu security rule'un çalışması gerektiğini burada veriyorum. Daha sonra bu stream'e Custom Properties kısmına departman olarak ilgili departmanını veriyorum. İkinci stream'imi yine tanımlıyorum. Destek departmanını seçiyorum. Yine aynı şekilde stream'in departmanı user'ın departmanına eşit olduğunda bu koşul çalışacak. Yeni bir stream tanımladığım için şimdi bu stream'lere birer app yayınlayacağım. Apps menüsü altında ilgili stream'i seçerek app'i publish ediyorum. Şimdi ise users kullanıcılar ekranı içerisinde ilgili kullanıcıların ilgili departmanlara atanmasını sağlıyor olacağız. Bunun için de kullanıcının üzerinde değiştir diyerek departman özelliğinin geldiğini görebilirsiniz. İlgili departmanı seçiyorum. Diğer kullanıcı için de yine departmanını seçiyorum. Şimdi ise bu kullanıcılar ile uygulamaya giriş yaptığımızda ilgili kullanıcının ilgili klasörü görebildiğini, departmanına ait klasörü görüntüleyebildiğini görebiliyor olacağız. Ali kullanıcısı ile giriş yaptığımda destek klasörünü görüntüleyebilmektedir. Şimdi test kullanıcısıyla giriş yapacağım. Test kullanıcısıyla giriş yaptığımda destek klasörünü değil, İK klasörünü görüntüleyebildiğini görebiliriz. Böylece ilgili departmana ait kullanıcıların ilgili klasörleri görebilmesini sağlayabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler.